Moylovdan soqol, ular moylovsiz soqol qo'ygan. Buning hech farqi yo'qmi? Yo'q, farqi yo'q. Bir farqi yo'q. O'zi hadis sharoflarda moylovni ma'noda hadislar bor. Soqol masalasi ijtihodiy masala o'zi. Ulamolar o'rtasida sunnat, sunnati muakkada, sunnati odatiyya degan ijtihodlari bor. Turli qarash bor. Chunki bu haqidagi kelgan rivoyatlarni kuchlilik anaqasi kategoriyasi ohod deyiladi, o'ta kuchli emas. Farzni ifoda qila olmaydi. Farzni. Lekin soqol erkak kishiga nisbatan qo'yish afzal deyiladi. Shariat bo'yicha sunnat. Sunnati odatiyya deyiladi. Erkak kishi ayol kishidan farq qilib tursin degan ma'noda aytiladi shariat nuqtai nazaridan. Lekin u qandaydir bir soqol masalasini siyosiylashtirish to'g'ri emas. Çünkü ben avvalgi sohbatlarda ne ettim? Sakalının sünnet ekenliği, sünnet amel ligide ihtilaf yok ama sünnet deydi. Lekin şunaka vaziyetler var. Bir ailede, ailenin içki siyasetini bilmeyesiniz siz. Mesela bir adamı yıkarıp sakal koysan deseyiz, onu ben ailevi içki siyasetlerini bilmeyeyim ben ki. Onu anası sakal koyma diyetken buluşu mümkün. Anası. Şimdi iki de mesela robara kip kaldı. Ona buyruq qilyapti. Onani gapi nima? Vojib. Soqol sunnat. Agar ilojini qilsa bola onasini ko'ndirib soqol qo'ya olsa qo'ysin deydi ulamolar. Yo'q, iloji yo'q. Ona qattiq xafa bo'lyapti desa, u onasiga ergasin deydi. Sunnatni tark qilib bo'lsa ham vojibni qilsin deydi. Ushnaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Bilmaymiz, men bitta misol keltiryapman. O'shaning uchun, masalan, harbiy sohada yurayotgan odamlar ularga boshqa narsa bo'lishi mumkin. Men buni targ'ibotchisi emasman. Agar menga qo'yib bersa, shar'iy jihatdan soqol haqida, soqolning foydasi haqida 1 soat gapirishim, 2 soat gapirishim mumkin, mavzu tugamaydi u haqida. Lekin bu haliga suhbatni boshida aytdim. Banda bilan Alloh o'rtasidagi ishlardan. O'sha ishlarga tashqaridan turib daxl qilib bo'lmaydi. Sen undoq qil, sen mundoq qil, sen doppiki, sen sallaki, bunaqa qilib bo'lmaydi. Har kimni o'zini Alloh bilan o'zi o'rtasidagi ishga topshiriladi bunaqa narsada. Meni huquqim haqida gap ketyapti, sizning huquqingiz haqida gap ketyotgan bo'lganda aytasiz, to'xtadingiz. Meni erkinlik chegaramga tajovuz qilma deysiz. Umumiy ma'noda shu, bu gaplarni har doim sabotaj qilishga urinishadi odamlar. Chunki o'zim kuzatayotganim, shaxsan meni Abror Muxtor Ali profilimga qarshi 24 soat ishlayotgan o'nlab profillar bor. 24 soat meni kuzatib o'tiradi. Qachon xato qilar ekan, qaysi gapidan qanday montaj qilsak bo'lar ekan, qanaqa qilib buni yomonotlik qilsak bo'lar ekan dedi. Bilmaydiki u bechoralar qilayotgan ishi hammasi bizni foydamizga. Chunki bizni eshitmagan odamlarga ular orqali gapimiz yetib boryapti. Ular bizga hammollik qilyapti. Ya'ni bizni eshagimiz ular. Ularni yuk tashiyapmiz. Chunki yetkaz olmaymiz qancha odamlar bor. Bular mana ko'rdinglarmi Abror, manaqa gapni gapirdi deydi. Ular eshitadi-da o eshitgan odamlar ham ahmoq emas ki, to'xta buni tekshiray deydi, kelib meni ishlayapti. Kim aytayapti, biz yaxshi ham palonchi bor ekan deyapti. O'shaning uchun shu kunga qadar har doim qaytarishadi. Mana Abror Muxtor Aliyning basharasi ochildi. Mana Abror Muxtor Aliyning yuzi endi ochildi. Qachongacha ochilar ekan yuzim? Meni ochiq o'zi yuzim. Bir marta ochilish kerak edi o'zi, agar munofiq odam bo'lsa. Ana endi ochildi. Ana endi ochildi. Demak ochilmagan ekan. O'zi ma'lum ekan ya'ni. Ular aytayotgan munofiq emas ekan biz. Shu gapni gapirayotganlarning bir ortasining yuzi yo'q. O'zida yuzi yo'q. O'zi o'sha ya'ni dinni to'g'ri tushuntirishlikdan zarar ko'rayotgan odamlar. Dinni noto'g'ri tushuntirishlikdan manfaat ko'zlagan odamlar. Yoshlarni aldab, ularni olib borib bir joyda qurbonlik qilishdan manfaati bor. Dinni to'g'ri tushuntiradigan odamga qarshi bunaqangi sabotaj, montaj, har xil ishlarni qilishyapti. Avvaro bo'lishadi. Kuchlari yetmaydi. Chunki xolis turgan odamga Alloh taolo yordamchi bo'laman degan. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhuga payg'ambar alayhi salatu vasallam senga ba'zi kalimalarni o'rgataman, yodlab ol deganlar. Ba'zi kalimalarni o'rgataman, yodlab ol. Taxminan 6-7 yoshli bola bo'lgan. Bitta xachirni minib ketishayotgan orqalarida o'tirib ketyapti yosh bola. Shunda aytganlarki, ihfazillaha yahfazuk tajiduhu tujahak deganlar.
Sen Allah'ını muhafaza kıl degenler. Muazge et yaptı. Allah'ını muhafaza kıl. Yani Allah'ını büyüdüklerine mahkem yapış. Allah'ını kaytarıklardan kayt. Allah kıl degen işini kıl. Kıma degen işten tohtu. Kalbini Allah'a bağlı. Her daim Allah'ını eslettir. Muhafaza kılış yadığında dursun. Her daim her bir iş kılarken sen Allah ne der ki menge degen kalbinde tüyü tursun. Şimdi ne böyledi? Yahfaduk. Allah seni muhafaza kıladı. Allah seni asreydi. Ve teciduhu tucahak degenler. En kıynalgan peytinde Allah desen rubara oyundan tapasan degenler. Hiç kimsizge yordan beri almaydı. İlla Allah hahlasa yordan beri. Hadisin devamında etkiler. Peygamberimiz 6 yaşlı bolagin nima örgat yaptılar? Karayın. Etkiler ki devamında eğer bütün dünya senge zarar bilinçlik için maslahatlaşıp toplansa, hammasi seni üstünge karşı zararını, hücumunu uyuştursa, Allah aytkanından başka hiç narsa bo'lmaydi. Hiç bittesi senge zarar yetkaza olmaydı deganlar. Bütün dünyanın gücü yetmeydi. Eğer Allah sizi muhafaza kılsa. Eğer bütün dünya senge yordam beraman deyip, kelişip seni kotaraman dese, Allah haklamasa kotara olmaydı seni. Yordam bera olmaydı. Rufi al-kalem degenler, kalem kütarılgen degenler. Bu, Müslüman adamını, imanını tağdan müstahkemliğini bildirirdi. Tağ sılcıp getirdi, Müslüman sılcımıydı. Demek, en muhumlarsan ama Allah'ına etkenli kılış. Devam ete uğrasız, milyon tası kelip mantaşkımıydı mı? Allah Ta'ala ularge ne kıladı? Ordunu kursat koyardı. Sizge hiç kaçan, hiç kınarsan zarar değil miydi? Şunun için en muhumlarsa etikad. Etikadını Allah'a bağlaş gerek. Allah'ını büyüklerge mahkem buluş gerek. Kılalmayan narsaga istiğfar aytib niyatni yo'qotmaslik kerak. Masalan, ba'zi ishni qila olmaysiz. Xohlasangiz ham qila olmaysiz. Lekin niyatingizda shuni qilsam degan niyat bo'lish kerak. Qila olmaganingiz uchun istiğfar aytishingiz kerak. Alloh taolo shunda o'zi muhofaza qiladi.